Abi siyahi elf nedir ya? Ciddi diyorum siyahi elf nedir? Bir de bu kadınlar, kadınlarımız mesajı nedir? Ben Witcher izlemeye oturdum ya. Yani mesaj almak istesem olacak o kadar izlerim. Ben Witcher izleyeceğim, Yaratak Kesilsin izleyeceğim. Harry Cavill kapı abimizin, kapı reisin birilerini doğramasını falan izleyeceğim ama bayağı şuradakini buraya yani... diziye Hanım eli değmiş. Bu konuya değineceğim birazcık. Yani eleştireceğim bir konu olacak ama öncelikle biz Witcher deyince aklımıza kim geliyor? Geralt geliyor tabii ki. Efendim Henry Cavill olmuş gençler. Özellikle Geralt'ın olduğu sahneler gerçekten izlenesi. Hem aksiyon anları çok güzel. Hem e, Henry Cavill kendisi oynamış o aksiyon anlarında ve kılıç sahnelerinde e, çok güzel koreografi var. Çekimleri iyi. Yani Henry Cavill zaten hatırlarsanız diziyi inanılmaz benimsemişti. Karakteri çok benimsemiş. E, Witcher dünyasını çok iyi biliyor. Geralt'ı çok iyi biliyor abi. Oyunları oynamış. 100 saatten fazla oynamış oyunu. Bütün kitapları hatmetmiş. Adam zaten direkt balıklama atlamıştı projenin içine. E, bunu da dizide görüyorsunuz. Geralt. Henry Cavill gerçekten muazzam olmuş adam. Henry Cavill'den çok Geralt olmuş diyebilirim. Yani herif Superman, Superman aklınıza bile gelmiyor. Ha iyi bir oyuncu mu? Ben Henry Cavill'in oyunculuğunu geliştirdiğini ancak öyle muhteşem de bir oyuncu olmadığını düşünüyorum ama Geralt rolüne oturmuş. Zaten donuk bir rol. Zaten hani duygularını çok belli etmeyen bir karakter Witcher olduğu için. O karakteri de muazzam oturmuş. Ve dediğim gibi aksiyon anlarında var ya yani müh, müthiş aksiyon anlarında kim yapmışsa abi o kareografi çekimleri bildiğin hani o oyundaki e, Geralt gibi gayet hızlı hareket ediyor böyle hiçbir kılıç dövüşü sallamasyon değil her e, kareografi üzerinde uğraşılmış belli oluyor yani o çekimleri de çok güzel o hızlı hareket etmesini falan görüyorsunuz 5-6 kişiyi aynı anda doğuruyor bilmem ne yani gördüğüm en iyi kılıç sahnelerinden biriydi dizinin yönetmeni Game of Thrones serisinde görüntü yönetmenliği yapmış olan hemen şuradan kopya çekeceğim Alik Sakarov birçok bölümde aksiyon bölümlerinde özellikle Alik Sakarov'un imzası var Game of Thrones'da görüntü yönetmeniydi. Burada yönetmen olarak karşımıza çıkıyor. Dünyayı güzel yansıtmışlar abi. Başta Geralt olmak üzere Witcher dünyasını, o karanlık dünyayı, o tekinsiz dünyayı, işte karanlık ormanları çok güzel yansıtmışlar. Witcher dünyasını yansıtma açısından ben diziyi kesinlikle başarılı buldum. Ee, politik oyunlar bilmem neler onlara çok fazla girmiyorlar. Daha çok böyle işte iyi ile kötünün savaşına odaklanmış durumda. İşte Nifkartlılar e, dünyayı şu an henüz amacını bilmediğimiz şekilde fethetmeye çalışıyor. Bir tane çok tipini beğenmediğim bir baş kötü var ki dizinin bence zayıf yönlerinden biri de bu. Kast zaten komple başarısız. Ee, baş kötümüz çok dandik yanındaki Sirilla mıydı? Tam hatırlayamadım şimdi. Büyücümüz yine siyahi bir oyuncudan seçilmiş ki, hadi siyahi seçmişsin, büyücüyü sahireyi siyahi yapmışsın. Bari iyi bir oyuncu seç. Kadın iyi de oyuncu değil. O yüzden iki ana kötü de gerçekten kötü seçimler bence. Bu ana kötülerin kötü olması, kötü oyuncuları olması da ee, o hani o gerilimi, işte büyük bir ana güçten, kötüden kaçıyoruz hissi vardır yani işte ne bileyim Lord of the Rings'te o gerilim böyle sürekli hissedersin. Ondan biraz koparmış abi çünkü oradaki oyunculuklar çok iyi değil. Belki ikinci sezonda işte Wild Hunt falan devreye girerse daha böyle kudretli bir kötülük devreye girerse o zaman bence biraz daha toparlayabilirler ee, hikayenin o kötü villain kısmını toparlayabilirler diye düşünüyorum. Şu an biraz zayıf. Henry Cavill'den, işte Witcher'ın dünyasından bahsettik. Bunlar dizinin güzel yanları. Gerçekten Geralt'ın olduğu sahneleri böyle iple çekiyorsunuz. Yani hem oyunlardaki hissi de alıyorsunuz. Böyle Geralt seçim yapıyor. Yaptığı seçimlerde kara kararsız kalıyor. Yaptığı seçimler e, olumlu sonuçlar doğurmayabiliyor. Yani her iki seçimde de çok e, doğru yöne gitmeyeceğini biliyor. Ama bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Yani böyle oyunlarda da o tarz durumlarda çok kaldık ya... Bir seçim yapacağız. Ulan ne seçsem bu? Doğrusu bu mu? Doğrusu bu mu? Ve yaptığınız seçimin sonra çok kötü olduğunu anlarsınız ya. Sanırım birinci bölümde öyle bir bölüm var. Ee, gerçekten iyi yazılmış. Çok güzel bir başlangıç olmuş diziye. O bölümü çok sevdim ve Geralt'a neden butcher, kasap dendiğini de o bölümün sonunda görüyorsunuz. Gerçekten birinci bölüm, üçüncü bölüm çok iyiydi ve işte o ejderhalı olan bir bölüm vardı. Ejderhalar da var dizide. O bölüm e, gerçekten güzeldi diyorum ancak diye de hemen bir parantez atıyorum. Ancak abi Geralt dizide bence Yennefer'ın arkasında kalmış. Burada Lauren Schmidt enteresan bir seçim yapmış. Bazı bölümlerde Geralt neredeyse hiç gözükmüyor. Yani Geralt'ın her bölümde olması lazım abi. Her bölümü götüren karakter olması lazım. Fazla olması lazım. Diğer ana, diğer karakterlerin Geralt'ın yanında hikayelerini anlatılması lazım. Ancak öyle olmuyor. Geralt'ın hikayesi inanılmaz anlatılıyor. Yani dizide zaten böyle bir kurgu seçilmiş. Her karakterin hikayesi ayrı ayrı anlatılıyor. Siri'nin hikayesi anlatılıyor. Geçmişe gidiyor, geleceğe gidiyor. Ee, böyle çizgisel ilerlemiyor. Bir geçmişe gidiyor, bir de Gidiyor. Siz anlatılan hikayeden o geçmişe geleceğe gittiğini anlıyorsunuz. Yani bir yazmıyor işte bundan 20 yıl önce falan yazmıyor sizin anlamanız lazım. Yennefer için çok fazla bölüm var ve çok fazla anlatılmış. Yani ben açıkçası kitapları bilmiyorum orada siz yazarsınız. Kitaplarda Yennefer neredeyse ana karakter gibidir derseniz okeyim. Ancak dizide bu bana birazcık battı açıkçası ben. Çünkü Geralt gerçekten götürüyor diziyi Henry Cavill ve ve ben Geralt'ı görmek istiyorum ancak birçok bölümde Yennefer'ı görüyorsun. Final bölümünde dahi ya sezon finali yapıyorsun sen Yennefer'la yapıyorsun finali. Bu bana biraz battı. Burada da işte bu kadınlar, analarımız, onlardır bizi koruyanlar Kafası Lauren Schmidt'in buradaki e, hanım eli birazcık değmiş gibi görünüyor. Artık Yeni Fırla kendini özdeşleştirdi mi? Ne yaptı bilmiyorum ama ya gerçekten bu doz bana yüksek geldi. Burada hani bir seksist bir yaklaşım, ırkçı bir yaklaşımda bulunmuyorum. Yani böyle bir sert bir dünyada ee, karanlık bir dünyada ve Geralt gibi bir karakterin olduğu bir dünyada Geralt'ı değil de Yennefer üzerinden hikaye anlatmak. Yani buralarda ben biraz koptum. Siri çok iyi oyuncu. Siri'yi oynayan oyuncu bildim. Hemen adını da söyleyeyim. Freya Allen. Freya Allen gerçekten çok iyi oyuncu. Siri'ye tam oturmuş. Anya Charlotte'a. Anya Charlotte'a Yennefer rolüne bence olmamış. Bundan daha önce de bahsetmiştim. Yennefer'ı anlatan inanılmaz güzel, inanılmaz böyle dominant bir karakter hissini ne yazık ki çok fazla vermiyor. Dizinin genel oyunculuk seviyesi çok aşağılarda. Onu da söyleyeyim. Çok iyi değil oyunculuklar. Siri, Henry Cavill ve Anya Charlotte olan oyunculukları fena değil. Çok fazla kadın karakter var. Ne bileyim bir Haydut takımı var. Lideri kadın mesela. Yine kadın siyahi karakterler var. Siyahi elf var zaten. <laughs> yani neden bilmiyorum ama bu şey gibi abi ne bileyim Marvel'a Mickey Mouse'un dahil olması gibi ne bileyim işte Conan'ın bildiğimiz Barbar Conan'ın kadın olması gibi yani öyle bir absürt bir durum yani gerçekten Witcher evreni neyse ondan sapma abi yani başka bir şey de bize mesaj ver vereceksen ya. Ne bileyim lcy 2 reklamı değil bu. Coca-Cola Ramazan reklamı değil bu. Bize bunda da mesaj vermeyi ver. Yani olacak o kadarada dönüştürmeyi ver yani şu diziyi de. Öyle değil mi? Düz biz Witcher'ın Geralt'ın hikayesini efendime söyleyeyim gidip yaratık kestiği, bazı politik durumların içine düştüğü, hanım kızlarla e, düşüp kalktığı, affedersiniz... Yani o tarz böyle bam 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 anlatacak yine derin olsun hikaye derin olsun bir dizi istiyoruz biz ya bize ne veriyorsun mesajı ne veriyorsun efendim kardeşliği hanımların gücünü falan vermeyi ver. İşte burada biraz aklıma Mandalorian geliyor yani benim bu sene izlediğim en iyi dizilerden biriydi Mandalorian Watchmen de iyiydi. Ancak Mandalorian'ın anlatım tarzı Witcher'a çok yakışırdı abi. O da ne? Her bölümde anlatılacak farklı bir hikaye. Her bölümün sonunda işte bir boss savaşı gibi adeta bir savaş. Mandalorian'da izlemediyseniz izleyin. Bu oluyor abi oyun gibi. RPG oyun gibi. Karakterimiz gidiyor. Bir bölümde bir görev alıyor. O bölümün sonunda biriyle kapışıyor. O görevi tamamlıyor. Sidekick'i yancısı Yoda ile birlikte yola devam ediyor. İki bölüm, i̇kinci bölümde tamamen bambaşka bir hikaye. Ee, tamamen bambaşka bir karakterler. Üçüncü bölümde o karakterleri yine geride bırakıyor. Başka bir hikayeye geçiş yapıyor. Bölümün sonunda e, bir tane ödül kazanıyor. Armor'ını güçlendirmek için onu üzerine takıyor. Karakter gelişimi bile var Mandalorian'da. Yani hani bu anlatım dili Witcher'a çok yakışılmış ki. Witcher'ın evrenine de çok uygun. Sen yine geniş, büyük anlatacaklarını anlat. Witcher'ın sonuçta derin bir e, siyasi bir durumu da var. Onları yine yan hikayelerle anlat. Bir sos olarak sun. Böyle bir anlatım dili seçmemiş. Bakın ilk birinci, ikinci bölümünde yine böyle gidecek diye düşünüyorsunuz. Ha demek ki böyle. Witcher yine işte çünkü yaratık avlayarak başlıyor zaten ilk bölüm. Yine işte yaratık avladığı bölümler var. İşte coin şey orendi sanırım işte Oren alıyor ona göre anlaşma yapıp gidiyor yaratık kesiyor falan filan. Böyle vardı ufak temalar ama sanki bunların üstüne böyle kısa kısa hikayelerin üstüne gitmek Witcher'a çok daha yakışırmış Mandalorian'daki gibi. Ancak Witcher'da öyle değil. Witcher dediğim gibi uzun uzun diyaloglarla anlatmaya çalışmış. Uzun uzun karakterlerin hepsini ayrı ayrı anlatmaya çalışmış. Keşke Mandalorian tarzında olsaydı. Hani benim eleştireceğim, görmek istediğim şey buydu. Sonuç olarak brotherım aslında söyleyecek çok şey var da e, çok da fazla uzun olmasın. E, yani Witcher dizisi izlenebilir bir dizi olmuş. İşte e, biz erkeklerin dünyasında yaşamak zorunda olan kadınlarızdır. Biz anayızdır. Mesajlarını böyle ince ince itelemeye çalıştığı çok fazla bölümler var. O bölümler biraz işte benim için puanı düşürüyor. Çünkü e, mesaj verme kaygısını ben çok sevmiyorum. Siyahi bir elfin olması <laughs> eksi 5 puan zaten oradan götürüyor. O yüzden hani 7, 75 buçuk ancak gelecek vaat ediyor abi. Netflix'in güzel yapımlarından olmuş. Prodüksiyonu yüksek. Witcher dünyasında güzel yansıtıyor abi. Yani ben izledikten sonra aklımda böyle şey kalmadı. Lan, bu neydi diye bir izlenim edinmedim. İyiydi lan. Hani böyle peş peşe de izleyince hani Witcher oynayasın falan da geldi. Hatta birinci oyunu yükledim. Canlı yayınlarda da Witcher 1'i oynayabiliriz hatta. Yani böyle oynayasımı da getirdi böyle olunca da diyorsun ki ha demek ki dünyaya güzel anlatmış diyorsun. Kesinlikle genel toplamda e, iyi bir iş başardıklarını söyleyebilirim. Özellikle Henry Cavill ve Sirio oynayan e, Freya e Allen ablamızı gerçekten takdir ediyorum. İyi iş çıkarmışlar. Evet buradalarım. Benim adını bilmediğim yeni programımızdan aktaracaklarım bu kadar. Programın adı ne olsun aşağıda belirtmeyi unutmayın. İşte film tavsiyeleri videosu falan da yapmak istiyorum bu program kapsamında. Dizi olur, izlediğim şeyler olur. Bunlarla ilgili bir giriş niteliğinde böyle bir pataküte bir bölüm oldu. Niye derseniz çünkü ben de çok toparlamadım. öyle savrukta konuşmuş olabilir. Çok bilmiyorum artık izleyeceğiz bakacağız. Evet burada çana tıklamayı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz. Altta e, belirtin programın adını. Hadi eyvallah görüş. Haydi bay bay.